Şeytan neden insanlara düşmandır? Güzel yüzüm, eğer şeytan gibi zeki bir varlık ve onun ete kemiğe bürünmüş şekli olan münafıklar, ki onlar da şeytanın zekasını kullandıkları için öyledirler. Olmadığında Müslüman aktivitesi zayıf kalır. Cihat gücü, analiz gücü zayıf kalır. Şevki zayıf kalır. Birliktelik ruhu zayıf kalır. Azmi zayıf kalır. Bunlar Müslümanların hem azmini artırır, hem şevkini artırır, birliktelik ruhunu artırır. Muazzam güç patlamasına neden olur. Zenginliğe sebep olur. Her türlü hayra sebep olur. Sevabın çok fazla sevap kazanılmasına sebep olur. Öbür türlü orta, mutedil bir hayat olur. Yani sakin, ayda yılda sana küfür bir şey söyleyecek. Küfürden bir şey çıkmaz. Yani küfür, Müslümanların ciddi bir atağa geçmez. Ama şeytan ve münafıklar atağa geçer, ama şeytan da cin olduğu için insan bedenine biraz etki yapar. İşte hafızaya etki yapar, biraz unutkanlık yapar, dikkat dağınıklığı yapar falan feşmekan. Ve abuk sabuk fikirler getirir, tabii ona cevap verilir. Ama şeytan orada kurnazlık yapıyor, beden ele geçiriyor. Beden ele geçiriyor. Nasıl bir beden? Toplumun en aşağılık adamları mesela, en şerefsiz, en namussuz, en karaktersiz, hırsız, soyguncu, gaspçı adam bıçaklamış, FETÖ'yle işbirliği yapmış, İngiliz derin devletinin ajanlarına kendini satan, efendim, babasıyla bilmem ne ilişkiye giren, her türlü ahlak, yani ensest ilişkiye giren, her türlü ahlaksızlığı yapan ilk kopuk takımından seçer şeytan. Seçtim mi de onu kendi kontrolünü alır. En ziyade onunla etkili olmaya çalışır. Onun için Müslüman münafık ele geçirdiğinde ya aman işte çeksin gitsin muhatap olmuyorum diyemezsin. Karşına geldiyse Allah getiriyor demektir. Sen onu ez diye getiriyor Allah karşına. Allah özel yaratıyor. Seni ez diye getiriyor. Neyle? İlimle, irfanla, kanunla, hukukla, Kur'an'la onu etkisiz hale getireceksin. Ve ibadet yapacaksın. İnşallah.